Lan Thomas! Arkadaşlar görün! Oha! Bu ne lan? Bakın Thomas Exe, bakın abi garip duruyor, bakın görüyor musunuz? Geceleri burada Thomas'ın sesleri gelmesi ve bakalım gerçekten Thomas Exe burada mı? Abi bakın sol taraftaki panoya bakın. Şu şekilde bakıyorum ve abi bakın bu yemin ederim daha demin burada yoktu. İsterseniz Thomas Exe'yi ortadan ikiye keselim arkadaşlar, bakın. Bu lan hadi canım. Sergen adamı şimdi sesler kesildi. Aa, Thomas Exe! Thomas Exe geldi! Thomas Exe'nin çocuk virüsü gerçekten gelmiş. Ne Thomas lan? Abi gerçekten Thomas. Oğlum ne yapacağız? İnsan içinde Thomas Exe var arkadaşlar. Exe var, Exe var. Arkadaşlar beni kimin aradığını görünce inanmayacaksınız. Bakın gördüğünüz gibi Thomas Exe arıyor. Gecenin 3'ünde Thomas Exe'nin beni neden aradığını bilmiyorum. Birazdan telefonu açacağım ve Thomas Exe'nin bize neler dediğini hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Daha fazla Thomas Exe hakkında videolar istiyorsanız aşağıdan videomuza like atmayı unutmayın lütfen. GDFC ailesinden bu videoya tam tamına 3000 like bekliyorum arkadaşlar. 3000 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. 100.000 aboneye de çok az kaldı arkadaşlar. Kanalıma yeni gelen herkes aşağı taraftan abone olup yandaki bildirim zilini açarsa çok sevinirim. O zaman daha fazla beklemeden videomuza geçelim. Arkadaşlar Thomas Exe beni hala aramaya devam ediyor. Bakın şu şekilde göstereyim. Abi fotoğrafı da var. Bakın çok korkunç gerçekten. Arkadaşlar o zaman hazırsanız telefonu açıyorum. Videoyu lütfen sonuna kadar izlemeyi ve aşağı taraftan like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın o zaman açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Ve açtım. Lan Thomas! Arkadaşlar görüyor musun? Lan Thomas senin burada ne işin var lan? Ben seni öldürmemiş miydim? Sana bir sürprizim var. Dediklerimi yap yoksa ölürsün. Ne sürprizi lan? Oğlum sen beni öldüremezsin. Seni öldürürüm Thomas. Benden uzak dur lan. Sen uyurken evine girdin. Ve salonuna bir şey gizledin. Ne? Onu bul ve onları yap. Onları yaptıktan sonra beni aramayı unutma. Lan sen benim evime nasıl girdin Thomas? Bana hemen cevap ver. Nasıl girdin? Elime nasıl girdin? Daha fazla soru sorma. Azıcık zamanın kaldı. Lan cevap ver. Yoksa Thomas. Öleceksin. Thomas bana cevap ver. Thomas arkadaşlar görüyor musunuz? Thomas beni aradı ve ben uyurken evime girip salonuma bir şey bıraktığını söyledi. Ona soru sordum ve bir anda kafası böyle trenin içine girdi ve telefonu kapattı arkadaşlar. Abi ne yapacağım ben, ne yapacağım, gördünüz mü arkadaşlar? Vallahi Thomas Exe'ydi. Gördüğünüz gibi Thomas Exe aradı ve bize bir sürprizi varmış arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman sizlerle beraber salona gitmem lazım ve Thomas'ın evimize gizlediği o kağıtları bulmamız lazım. Bulmazsak Thomas bizi öldürebilir. Abi korkuyorum. Ben uyurken evime falan gelmiş. Ya şimdi bize tuzak kurduysa? Abi gerçekten çok tehlikeli bir şey yapıyorum şu anda. Thomas Exe'nin ne kadar lanetli olduğunu zaten sizler biliyorsunuz. Evet arkadaşlar şu anda salonun önüne geldim ve sizlerle beraber salona girip Thomas Exe'nin bize bıraktığı kağıtları arayacağız. Bakın salon şu anda burada ve gerçekten çok korkuyorum. Arkadaşlar o zaman hazırsanız yavaşça giriyorum, bakın. Şimdi ışığı açtım ve her şey şu anda bakın normal gözüküyor, bakın. Şu anda hiçbir şey yok ve Thomas Exe bize buralarda bir yerlerde bir kağıt sakladı. Acaba kağıt nerede? Abi şöyle yerlere bakıyorum. Bakın yerlerde yok. Kapının arkasına falan bakayım, orada var mı? Bakın burada da yok. Yukarı abi nerede bu kağıt ya? Gerçekten aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hani yerlere falan bakayım diyorum. Yerlerde de yok arkadaşlar. Ya nerede olabilir bu kağıt? Ya nerede olabilir? Bir dakika. Bir dakika aklıma geldi. Kağıtlar yoksa koltukların altında mı arkadaşlar? Olabilir mi sizce? Thomas Exe kağıtları koltuğun altına saklamış olabilir mi arkadaşlar? Abi o zaman ben koltukların altına bakmak istiyorum. Umarım koltukları açarken arkadan gelip bana saldırmaz. Hatta ben şu kapıyı şöyle kapatayım, bakın. Bakın şu şekilde kapıyı kapattım. Bize gelmesin, saldırmasın. Koltukların içinde tuzak falan varsa benim işim biter arkadaşlar. O yüzden dikkatli bir şekilde açmak istiyorum. Ve hazırsanız haydi gelin açalım arkadaşlar. Şimdi
Şimdi koltuğu açıyorum, hazır mısınız? Koltuğu... Abi açtım. Koltuğu şu anda açtım ve... O ne lan? Arkadaşlar vallahi bir kağıt var orada. Yemin ederim bir şey saklamış orada Thomas X'e. Abi açıyorum, vallahi orada bir şey vardı. Gördünüz mü arkadaşlar? Açıyorum abi. Oha! Bu ne lan? Arkadaşlar bakın. Burada birkaç tane kağıt var. Görüyor musunuz abi? Görüyor musunuz? Thomas X'e gerçekten koltuğun içine şöyle kağıtlar saklamış. Abi bunlar ne lan? Bunlar ne? Abi çok korkuyorum gerçekten. Ne yapacağım bilmiyorum. Abi Thomas burada mı lan acaba? Thomas! Thomas yok galiba. Arkadaşlar tamam, kapıyı tekrardan kapattım ve şimdi şu kağıtlara bakalım, bunlar neyin nesiymiş. Gerçekten korkuyorum ya. Evet arkadaşlar, şimdi bulmacaları doldurmamız için kalemi getirdim ve kapıyı gösteriyorum şu şekilde. Kapı da hala kapalı. Ne olur ne olmaz, belki Thomas X'e gelip bize saldırabilir diye kapıyı kapattım ve şimdi arkadaşlar hazırsanız bulmacaları çözüyoruz. Abi ilk fotoğrafa bakın. Abi Thomas'ı kim öldürdü? Ve... Abi Thomas ölmüş gerçekten de, bakın. Arkadaşlar Thomas gerçekten de ölmüş. Ters devrilmiş. Baygın bir şekilde yatıyor. Bir gözü yok. Diğer gözünden ise kanlar akmış ve... Abi arkadakilere bakın. Arkadakilere bakın arkadaşlar. Abi Thomas gerçekten ölmüş. Ve ne yapacağımızı bilmiyorum. Şu fotoğrafa biraz bakalım arkadaşlar. Bakalım Thomas'ı öldüren katil kimmiş. Bakın şimdi bakıyorum ve... Abi bu tren biraz sinsi bir şekilde gülüyor. Bakın. Çok sinsi değil. Abi! Arkadaşlar gördünüz mü? Ayda kan var arkadaşlar. Ayda kanlar var, gördünüz mü? Abi bunu kim yaptı? Ayda kan var, bunu kim yaptı lan? Abi bakın bu sinsi duruyor. Acaba bu mu öldürdü Thomas'ı? Abi bu mu öldürdü? Yanındaki de... Abi bu da... Oğlum bu da çok değişik duruyor lan. Gördünüz mü arkadaşlar, bu da çok değişik duruyor. Ama bu normal duruyor. Allah Allah. Lan bu ne? Arkadaşlar bu ne lan? Gördünüz mü? Lan bu Thomas X'e arkadaşlar. Thomas X'e gördünüz mü? Bakın bu Thomas X'e, bu da Thomas. Demek ki abi sizce Thomas X'e mi öldürdü lan Thomas'ı? Sizce Thomas X'e mi öldürdü lan? Arkadaşlar galiba Thomas'ı öldüren Thomas X'e. Çünkü bakın hem arkaya saklanmış hem de çok garip duruyor bakın. Thomas X'e bakın abi, garip duruyor. Bakın görüyor musunuz? Abi görüyor musunuz ne kadar garip duruyor? Abi Tom, bakın Thomas'ı kim öldürdü? Kalemi açıyorum ve hemen yazmak istiyorum. Thomas'ı öldüren eminim ki Thomas X'e arkadaşlar. O zaman yazıyorum. Thomas X'e. X'e arkadaşlar. Evet ilk soruyu doldurdum. Thomas X'e yazdım. Bakın abi ne kadar tehlikeli duruyor, görüyor musunuz? Abi ah Thomas'ım seni kurtaracağım. İlk bulmacamız bittiğine göre şimdi ikinci bulmacaya geçiyoruz. Gerçekten ikinci bulmacada neler olacak, çok korkuyorum. Lan bu ne? Arkadaşlar bakın Thomas şu anda bir hapishanede ve diyor, ne diyor? Ters giden olayları bul, 3 terslik var. Arkadaşlar demek ki ters giden bir şeyler var ve bunları bulmaya çalışacağız. Ama nasıl bulacağız abi, nasıl bulacağız? Abi şuna bakalım abi. Şu fotoğrafta sizce neler ters arkadaşlar? Neler ters? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi bakıyorum ve ilk gözüme çarpan 666. Gördüğünüz gibi duvarda 666 yazıyor. O zaman kalemimi elime aldım ve yazıyorum. 666. Bu birinci terslik. Geriye kaldı iki terslik. Şimdi onları arıyoruz ama şu Thomas'a bakın. Abi Thomas'ın gözleri nerede arkadaşlar? Thomas'ın gözleri yok. Abi nerede onlar? Nerede onlar lan? Şöyle bakalım. Abi göremiyorum. Gerçekten göremiyorum abi. Abi burada Thomas'ın gözleri, bakın görüyor musunuz? Arkadaşlar Thomas'ın gözleri burada. Bakın parmaklıkların arasında. Abi Thomas'ın gözleri yazalım şuraya. Abi Thomas'ın gözleri. Gördünüz mü arkadaşlar? Thomas'ın gözleri parmaklıkların arasında. Bunları kim çıkarttı sizce arkadaşlar? Bu Thomas'ın gözlerini kim çıkarttı biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ve son olarak bir terslik kaldı. Şimdi bunu arayalım bakalım abi. Son terslik. Son terslik ne olabilir? Abi şöyle bakıyorum, Thomas'ta bir şey yok galiba. Yatakta falan var mı ya bu? Ne abi, ne var ya burada? Ne var bu? Abi burada işte.
Thomas'ın yüzü arkadaşlar. Thomas'ın yüzünü gördünüz mü bakın. Vallahi Thomas'ın yüzü arkadaşlar. Gördünüz mü? Son tersliği bulduk. Thomas'ın yüzü. Arkadaşlar gerçekten korkuyorum. Thomas'ın yüzünü kim çıkartıyor arkadaşlar? Hemen yazmak istiyorum. Thomas'ın yüzü. Thomas'ın yüzü. Bakın Thomas'ın yüzü duvarda arkadaşlar. Bakın bir terslik, ikinci terslik, bakın gözler ve üçüncü terslik duvarda 666 yazıyor. Ve bu şekilde bu bulmacayı da bitirdik. Abi hazırsanız diğer bulmacaya geçiyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1 ve... Ölümcül labirentten kurtulmalısın diyor arkadaşlar. Thomas'ı şimdi labirentten kurtarmaya çalışacağız. Abi neler oluyor, neler oluyor? Şimdi abi kalemimi aldım ve şimdi Thomas'ı labirentten kurtarmaya çalışacağız ama şurada görüyorsunuz polisler var. Bu polisleri yakalamadan labirentten kurtulmanız lazım. Şimdi arkadaşlar o zaman şu şekilde Thomas'ı sürüklüyorum abi. Thomas'ı sürüklüyorum. Nereden gitsek acaba? Düz mü, sol mu? Düz mü, sol mu? Bence sola gidelim arkadaşlar. Bence sola gidelim. Şimdi dümdüz gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Abi önümüze ne çıkacak gerçekten bilmiyorum. Az kaldı abi. Thomas'ı kurtaracağız. Abi polisler buradaymış abi. Geri dön. Geri dön abi, geri dön. Geri dön arkadaşlar. Gördünüz mü? Polisler buradaymış. Şimdi sizlerle beraber geri dönüyoruz. Abi geri dön, geri dön, geri dön, geri dön. Abi geri dön. Tamam geri döndük arkadaşlar. O zaman bu yoldan gidiyoruz abi. Daha demin ki yolda polisler vardı. Şimdi buradan düz mü gitsek sola mı dönsek? Düz mü gitsek sola mı dönsek? Abi sola dönelim bence ya. Düz gidersek bir sıkıntı çıkabilir. Şimdi sola döndüğüme gidiyorum. Bakalım burada ne çıkacak? Abi polisler burada da var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Polisler burada da var. Abi geri dön, geri dön, geri dön, geri dön, geri dön. Arkadaşlar burada da polisler çıktı. O zaman tek yolumuz kaldı. Düz gidiyoruz. Abi düz, düz, düz. Baskıda, baskıda, baskıda. Abi şu anda çok hızlı bir şekilde gidiyorum. Abi çok korkuyorum. Bakın evler var, çalılar var. Çalılardan veya evden birileri çıkabilir. Abi düz git, düz git, düz git, düz git, düz git. Git 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 git. Bakın arkadaşlar şu anda gidiyorum. Bakın ev var, araba var. Burada bize tuzak kurmuş olabilir mi arkadaşlar? Abi hemen gidiyorum. Şöyle gittim ve abi kurtuldum galiba. Galiba kurtuldum. Galiba kurtuldum. Ve bakın Thomas X'e galiba kurtuldu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Thomas X'i kurtardık arkadaşlar. Bakın Thomas X'e önce burada polislere yakalandı. Ama şimdi buradan giderek Thomas X'i kurtardık arkadaşlar. Thomas X'e bulmacalar bittiğinde beni ara demişti ve şimdi bakın Thomas X'i arıyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şimdi Thomas X'i arıyorum ve bakalım telefonumuz açacak mı arkadaşlar? Şu anda çalıyor ve aç lan şu telefonu Thomas X'e. Aç lan, seni öldüreceğim. Evet çalıyor arkadaşlar, çalıyor çalıyor. Arkadaşlar Thomas açtı, Thomas açtı. Hey Thomas. Şimdi sana asıl yapman gereken şeyi söylüyorum. Lan daha bitmedi mi? Lan bitirdim ya bulmacaları işte. Şimdi sakince kapıya doğru git. Ne kapısı lan? Oradaki kağıdı al ve o siteye gir. Ne sitesi? Daha sonrasında yapman gerekeni zaten anlayacaksın. Lan! Neler diyorsun Thomas? Bitirdin mi bulmacaları işte? Korkma Gökmen, korkma. Yakında görüşmek. Abi! Ne oluyor lan? Çok korkuyorum. Abi kapattı. Telefonu kapattı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Thomas kapıyı aç ve oradaki kağıdı al dedi. Abi ama bakın bulmacaları bitirmiştim şu şekilde ya. Arkadaşlar demek ki kapının önünde bir kağıt daha var. Ve şimdi sizlerle beraber o kağıdı almaya gidiyoruz. Çok korkuyorum ama o kapının önüne geldik arkadaşlar. Ve şimdi kapıyı açıyorum abi. Haydi gelin hep beraber. Abi açıyorum. Umarım Thomas X yoktur arkadaşlar. Umarım yoktur. Abi kimse yok ki burada. Arkadaşlar Thomas nerede lan? Thomas. Arkadaşlar kapıyı açtım ama arkadaşlar bakın. Abi bu ne lan? Kağıttı bakın. Kapıda bu asılı arkadaşlar. Gördünüz mü? Kapıda Thomas X'in bize bıraktığı kağıt asılı. Abi kağıdı aldım ve kapıyı kapatıyorum arkadaşlar. Hemen kapıyı kapattım ki Thomas X'e evimize gelmesin arkadaşlar. Oğlum bu kağıt ne lan böyle? Bu kağıt ne? Bakın arkadaşlar kağıdı göstermek istiyorum. Üstünde Thomas X'e var ve www.darkweb.com yazıyor. Yani bu da demek oluyor ki Dark Web'den Thomas X'e satın alacağız. O zaman bu videonun burada sonuna geliyoruz. Dark Web
ben Thomas. Elbise satın almam istiyorsanız bu videoya aşağıdan like atmayı unutmayın lütfen. Bu videoya 3000 like gelirse Dark Web'den Thomas elbise satın alacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. 100.000 abone olmamıza da çok az kaldı arkadaşlar. Herkes aşağıdan abone olup yandaki bildirim zilini açarsa gerçekten çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 21.000 gece 3 videosuyla karşınızdayım. Ve tahminlerime göre bu ses Thomas Eksen'in olmalı. Bugün sizler için o terk edilmiş tren istasyonundaki gizli kameralara bakacağız. Bakalım gerçekten Thomas Eksen'e dair bir şeyler görebilecek miyiz? Yoksa bunların hepsi bir uydurma mı? Biliyorsunuz Thomas Eksen'i zamanında öldürmüştük ve geri döndüğü söyleniyor. Daha fazla Thomas Eksen videosu için aşağıdan videomuza like atmayı unutmayın. GDFC ailesinden bu videoya tam tamına 5000 like bekliyorum arkadaşlar. 5000 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden hadi gelin kameralara bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda kameralara bağlandım ve ilk kamerayı görüyorsunuz. Bakın, yıkık dökük bir bina var. Binanın önünde de raylar var, görüyorsunuz. Tam da Thomas Eksen'in geçmesi için yapılmış bir ray gibi duruyor. Ve burası terk edilmiş bir istasyon. Yani burada neler olmuş, buranın hikayesini hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim rivayette geçen geceleri burada Thomas'ın sesleri gelmesi. Ve bakalım gerçekten Thomas Eksen burada mı? Hep beraber bunu araştıracağız. Ve şu an gördüğüme göre bakın yıkık dökük bir bina ve hiçbir şey yok. Bakın arkada tren falan da var ve bu trenler çalışmıyor. Yani şu anlık burada bir şey görmüyorum. Sizler bir şey görüyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve o zaman şimdi ikinci kameraya geçiyorum. Bakın binanın diğer, yani arka tarafına geldik, trenlerin gözüktüğü tarafa. Ve burada bakın trenleri görüyor musunuz? Abi yıkılmış, dökülmüş ve hiçbirisi canlı değil arkadaşlar. Belki bunlar gece 3'te canlanıyordur. Yani insanlar o yüzden ses duyuyordur. Ve bunlar belki canlanıyor olabilir. Çok isterseniz buraya gece 3'te gideceğim ve bakalım trenler gerçekten canlanacak mı? Yani burada baktığımızda göre de bir şey yok. O zaman kamerayı tekrardan değiştiriyorum ve bakın şimdi istasyonun içine girdik. Ve burada gördüğünüz gibi bir sürü tren var. Ve hiçbirisi canlı değil. Abi görüyorsunuz bakın tavanlar falan da yıkılmış. Ama burada Thomas'a benzeyen tren yok. Neden bilmiyorum. Şimdi sizlerle birlikte burada Thomas'a benzeyen bir tren bulacağız. Bakalım Thomas'ı bulabilecek miyiz? Abi bayağı bir inceledim ama galiba burada Thomas'a dair bir şey göremedim. O yüzden diğer kameraya geçiyorum. Şu şekilde şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Bakın Thomas ve arkadaşları da burada olabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde izleyin. Yani hareket eden, canlı olan veya şöyle yüzü olan bir tren görürseniz hemen yorumlarda yazın. Ama burada dikkatimi çeken bir şey var. Onu da size söylemek istiyorum. Bakın abi aşağıda bir tane tren var. Siyah bir tren. Ve o trenin kapısı açık. Neden açık bilmiyorum. Ve oraya da bir tane kamera yerleştirdim. Şimdi oraya da bakacağız. Ama ondan öncesinde bakıyorum ve abi burada da bir şey göremedik. O zaman hazırsanız şimdi trenin içine şu şekilde giriyoruz. Abi bakın. Görüyor musunuz? Şu anda o kapısı açık, trenin içindeyiz. Ve trende hiç oturulacak bir yer yok. Neden? Çünkü bunlar canlı arkadaşlar. Bunların içine insan giremiyor ve bunlar canlı olduğu için burada oturma yerleri yok. Yani demek oluyor ki buradaki trenlerin hepsi canlı ve geceleri gerçekten sesleri bunlar çıkartıyor olabilir. Bakın bacası da var yukarıda ve abi bu tren canlı. Şu anda sabah olduğu için hiçbirisi canlı değil ama geceleri büyük ihtimalle canlanıyorlar. Bakın görüyorsunuz burada da bir şey yok. Abi kamerayı o zaman değiştirelim şu şekilde. Bakın bir tane tren var. Bakın gördünüz mü? Ön tarafına bakın. Ön tarafında normalde yüzü olması gerekirken gözleri, ağzı, burnu yok. Sadece kafası var. Bu ne demek oluyor ki? Gece 3'te bunlar gerçekten canlanıyor ve sesleri bu trenler çıkarıyor olmalı. Abi gerçekten bunu öğrendiğimiz çok kötü oldu. Yani buradaki trenlerin hepsi canlı
Ve bakın görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Umarım kayıt sırasında bir şey yapmazlar. Gerçekten korkuyorum. Bakın bu trenlerin hepsi canlı arkadaşlar. Şimdi diğer kameraya aldım. Ve gördüğünüz gibi aşağıdaki trenin yüzü yok. Abi buraya kesinlikle gece gideceğim arkadaşlar. Gece bunlara ne oluyor? Bunlar nasıl canlanıyor görmek istiyorum. Ama fark ettiyseniz Thomas Exe'yi hala bulamadık arkadaşlar. Bakın önde bağlı bir tren var. Ama bu o mudur bilmiyorum. O yüzden kamerayı hemen değiştirelim arkadaşlar. Bakın bahçeye geldim ve sağ tarafta mavi bir tren var arkadaşlar. Bu Thomas Exe olabilir abi. Bakın sol taraftaki panoya bakın. Thomas the Tank yazıyor ve Thomas Exe'nin fotoğrafı var. Gördünüz mü? Abi bakın inanmıyorum. Gerçekten Thomas Exe geri dönmüş yani önlemiş. Ve sol taraftaki reklam panosunda Thomas the Tank yazıyor. Abi ve Thomas'ın fotoğrafı var görüyor musunuz? Aynısı. Yemin ederim aynısı arkadaşlar. Bakın şu anda bahçede böyle bir şey bulduk. Bu burada var mıydı ya? Bir dakika ben hatırlamıyorum. Bu pano var mıydı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Abi bu reklam panosu burada olduğuna göre demek ki geceleri gerçekten Türk trenler canlanıyor yani. Thomas'ın arkadaşları canlanıyor. Ve Thomas Exe de burada bir yerde olmalı. Kamerayı hemen değiştiriyorum. Bakın şöyle bir yer aldım. Burada bir tren var ama yüzü falan hiçbir şey yok görüyor musunuz? Bu tren nasıl canlanıyor bilmiyorum. Bakın arkada da bir tren var. Onun da yüzü yok. Kapısı da yok. İçi falan da açık. Abi inanmıyorum. Gerçekten burada sıkıntılı olaylar dönüyor olmalı. Burada paranormal bir şeyler olmuş olmalı arkadaşlar. Yani imkansız böyle bir şey. İnanmıyorum. Buraya kesinlikle gitmeliyiz. Şimdi kamerayı tekrardan değiştiriyorum. Ve bakın ilk defa bir tane tren var doğru düzgün. Onun da kapısı açık. Neden bilmiyorum ama bir tane tren bulabildik sonunda. Ve sağ tarafta bakın en sağ tarafta mavi bir tren var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın tam şurada mavi bir tren var. Bu Thomas Exe olabilir. Ama Thomas'ın burada bir yazıyor bakın. Burada bir yazıyor. Orada yazmıyor. Onu boyamış olabilir arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte o mavi trenin yanına yaklaşacağız. Abi hazırsanız kamerayı değiştirin ve bakın mavi trenin yanına geldik. Görüyor musunuz? Ama yüzünü yine göremiyoruz arkadaşlar. Abi kaçtır böyle oluyor yüzünü göremiyoruz. Bu büyük ihtimalle Thomas Exe arkadaşlar. Bakın elime aldım ne olur ne olmaz elimde dursun diye. Ve bakın solda da yeşil bir tren var. Bu da Thomas Exe'nin yakın bir arkadaşı vardı. O olabilir. Abi bakın Thomas Exe'nin treni burada büyük ihtimalle. Ama yine canlı göremiyorum onları. Şöyle değiştirdim ve değişik bir yere geldik arkadaşlar. Bakın sağ tarafta terk edilmiş trenler var. Sol tarafta da trenlerin geçtiği ray var görüyorsunuz abi. Burada sizce ne olabilir mi? Abi bakın inanmıyorum. Şimdi size göstereceğim bakın. Biliyorsunuz geceleri Thomas'ın kafası yerinden çıkıyor. Ve burada Thomas'ın kafası olabilir arkadaşlar. Yemin ederim bakın. Abi biliyorsunuz değil mi o video bakın. Thomas'ın kafası böyle çıkıyor. Ve yukarıda da Thomas'ın kafası olabilir arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle Thomas'ın kafası. Abi Thomas Exe burada olmalı. Hemen tren istasyonunu araştırmam lazım. Şu şekilde bakıyorum ve abi bakın. Bu yemin ederim daha demin burada yoktu. Yemin ederim arkadaşlar videoyu geri sarın. Daha demin burada yoktu. Bakın sağ tarafa Thomas kutusu mu dolabı mı ne öyle bir şey gelmiş. Tam da Thomas Exe'nin treninin önüne gelmiş. Bakın görüyor musunuz abi? Sağ tarafta mavi bir tren vardı. Hatta kapısı açık falan demiştim. Tam kapının önüne bir tane Thomas dolabı gelmiş. Abi sizce bu dolabın içinde Thomas Exe olabilir mi? İnanmıyorum. Sizce ne olabilir? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bence büyük ihtimalle bu dolabın içinde Thomas Exe var. Bir dakika. Bu dolap daha demin burada yoktu. Ve buraya geldiğine göre abi Thomas Exe burada olabilir. Yemin ederim burada olabilir. Kameraları değiştirelim. Bakıyorum şöyle etrafa ve bir şey göremiyorum abi. Nerede olabilir? Bakın eski bir tren var. Görüyor musunuz? Çok eski bir tren var abi. Üstünde de 301.006 yazıyor. Bu ne demek bilmiyorum. Burada 1 yazıyor ama orada 301.006 yazıyor. Ve gerçekten çok eski bir tren. Bu hareket mi etti lan bu? Abi hareket mi etti yoksa bana böyle geldi. Umarım bana öyle gelmiştir. Çünkü gerçekten kafayı sıyırmak üzere. Abi bilmiyorum. Bir dakika. Şöyle fotoğraflara bakmaya devam ediyorum. Ve o abi lan. Nasıl oluyor bu? Bir dakika. Daha demin burada Thomas'ın dolabı yok muydu arkadaşlar? Abi şimdi kaybolmuş.
Gerçekten kafayı sıyırmak üzereyim arkadaşlar. Neler oluyor bilmiyorum. Abi bakın, mavi bir tren var demiştim. Kapısı açık demiştim. Thomas'ın dolabı vardı. Ama şimdi gördüğünüz gibi o dolap kaybolmuş. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Abi inanmıyorum. Thomas burada olmalı. Abi kaydırıyorum ve... Abi bakın, Thomas burada. Gördüğünüz gibi Thomas'ın dolabı kayboldu. Ve şu anda Thomas karşımızda. Abi gördüğünüz gibi bakın. Thomas ekseri boptu. Görüyor musunuz? Şu anda tam karşımızda ve bize doğru bakıyor. Hatta size demiştim yukarıda Thomas'ın kafası var. Büyük ihtimalle canlı. Ve burada demiştim. Gerçekten sonunda karşımıza çıktı. Demek ki Thomas ekse ölmemiş. Kayboldu. Yemin ederim kayboldu. Abi... Thomas kayboldu, bakın görüyor musunuz? Abi nereye kayboldu? Abi bir dakika, nerede? Yemin ederim Thomas kayboldu arkadaşlar. Tam konuşuyordum ve Thomas kayboldu. Abi nereye gitmiş olabilir, inanmıyorum. Thomas neredesin? Abi tam Thomas karşımızdaydı. Ona bir şey yapacaktım, buradan zarar verecektim. Ve son anda kayboldu arkadaşlar. İnanmıyorum nereye gitti. Abi bakın görüyor musunuz? Abi yemin ederim Thomas geçti. Yemin ederim binanın önünden Thomas geçti arkadaşlar. Abi inanmıyorum, bakın Thomas gerçekten geçti. Arkadaşlar burası gerçekten lanetliymiş. Ve gerçekten insanlar haklıymış. Thomas gece 3'te canlanıyormuş. Hatta şu an bile canlandığına göre gece 3'te kim bilir neler olacak. Abi şu an gerçekten bunların başımıza geldiğine inanmıyorum. Thomas X'leri gördük ve abi sinyal yok. Kameralar bozuldu. Thomas X'le tüm kameraları bozdu. Ve şu an bakıyorum. Abi hiçbir kamera çalışmıyor gerçekten. Bakın şu an tüm kameralar bozuldu. Thomas X'le kameraları bozdu. Ve bizden kaçtı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizlerle birlikte Thomas X'le terk edilmiş. Tren istasyonuna baktık ve gerçekten Thomas X'le ölmemiş. Sizler de benim Thomas X'le terk edilmiş tren istasyonuna gitmemi istiyorsanız aşağıdan like abanmayı unutmayın. Kanalıma yeni geliyorsanız abone olup yanındaki bildirim zilini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman sonraki Thomas X'le videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İçinden bir koordinat çıktı, görüyorsunuz. Kağıtta yazan konuma geldik ve şu anda buradayız. Thomas X'in dışı arkadaşlar, yaklaşma. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elimde gördüğünüz Thomas X'in içini açacağız. İçinden gerçekten neler çıkacağını bilmiyorum ve çok merak ediyorum. Yani küçücük oyuncak, içinden ne çıkabilir ki demeyin. Belki bizi kendi tren istasyonuna bile çağırabilir. Biliyorsunuz bu Thomas X'i Dark Web'den almıştım ve onunla birçok olaylar yaşamıştık. Bugün de onun içini açacağız ve bakalım içinden ne çıkacak. Çok sevimli duruyor diye bize zarar vermeyeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz arkadaşlar. Bugün Thomas X'in kötü tarafını göreceksiniz. Daha fazla Thomas X hakkında videoların devamını istiyorsanız GDFC ailesinden bu videoya tamına 5000 like bekliyorum arkadaşlar. 5000 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. 100.000 abone olmamıza da çok az kaldı arkadaşlar. Kanalıma yeni geliyorsanız aşağı taraftan abone olup yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O zaman daha fazla beklemeden haydi gelin Thomas X'in, aha yani bu minnoş şeyin içini açalım. Evet arkadaşlar, şimdi Thomas X'in içini açmamız için masanın önüne geldik. Bakın şöyle göstereyim. Burada bir adet Thomas X'imizle Thomas X'i kesmek için bir adet falçatamız bulunuyor arkadaşlar. Sizlerle beraber Thomas X'in içini keseceğiz ve gerçekten bakın küçücük bir şey, zaten sizler de görüyorsunuz. İçinden ne çıkacağını çok merak ediyorum. O zaman daha ne bekliyoruz? Haydi gelin Thomas X'in içini açalım. Evet arkadaşlar, mekan kısıtlı olduğu için ancak bu şekilde olabildi ve şimdi sizlere bakın Thomas X'i şu şekilde gösteriyorum, görüyorsunuz. Bir elinde de falçata var ve isterseniz Thomas X'i ortadan ikiye keselim arkadaşlar, bakın. Şu şekilde ilk önce bakın şöyle kesiyorum. Bakın sizlere de göstereyim arkadaşlar. Biraz zor olacak ama elimden geldiğince kesiyorum. Hatta bu böyle olmaz. Bunu şu şekilde ayırmamız lazım ama gerçekten zor arkadaşlar. Bakın bakın yarısına soktum arkadaşlar, görüyor musunuz? Thomas X'in yarısına soktum şu anda ve buradan kesmeye çalışacağım. Bunu kesmek gerçekten zor ama bir şekilde... Bu ne lan? Elimden kanlar akıyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Bakın.
Bakın elime sürttüm ve kan geldi. Allah Allah. Oğlum içinden kan falan çıkıyor bunun arkadaşlar. Bir saniye. Bunu nasıl açacağım ki ben? Arkadaşlar sabahtan da uğraşıyorum. Bu Thomas'ı kırmak gerçekten çok... Aa! Her yerden kan akıyor. Ha? İnanmıyorum. Thomas Eksen'in yüzü çıktı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Her yerim kan oldu. Bakın. Trenden kanlar geliyor. Her yer kan oldu. Şimdi şurayı çıkartacağım. Bakın. Abi ellerim falan her yerim kan oldu. Ama Thomas demek ki gerçekten canlıymış arkadaşlar. Şimdi açmaya da... Bu ne lan? İçinden bir şey çıktı arkadaşlar. Bu... Lan! Hadi canım! Arkadaşlar içinden bir koordinat çıktı görüyorsunuz. Abi bakın Thomas Eksen şu anda kafası nerede lan bunun? Kafası da burada ve şu anda Thomas Eksen bu hale geldi arkadaşlar görüyorsunuz ve içinden bir tane bize bir yer gösteriyor sanki arkadaşlar. Bir koordinat çıktı. Abi sizce ne yapsak, buraya gitsek mi arkadaşlar bilmiyorum. Şurayı açacağım belki bir şeyler vardır. Yok abi, en son bu kadar açıldı. Thomas Eksen'in kafasında zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Ha bakın. Evet arkadaşlar, Thomas Eksen'in içini kestim. Alnıma falan da geldi, her yere bulaştı. Bakın ellerim bu şekilde kaldı ve size şöyle tekrardan göstereyim. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Bir tane şöyle koordinat yazılı bir kağıt çıktı. Ve Thomas Eksen şöyle bu görün arkadaşlar. Tamamen parçalandı arkadaşlar, görüyor musunuz? Tamamen parçalandı ve içinde kanlar çıktı. Şimdi sizlerle beraber bu elimdeki kağıtta yazan koordinata gideceğiz. Ve bakalım orada neler oluyor. O zaman arkadaşlar arabada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Thomas Eksen'in içinden çıkan kartı şu şekilde göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar, burada yazan koordinata göre şu anda geldik. Kağıtta yazan konuma geldik ve şu anda buradayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda konuma ulaştık ve sizlerle beraber inceleyeceğiz. Umarım başımıza bir şey gelmez arkadaşlar. Tuzak falan kurmuştur. Gerçekten korkuyorum. Sizler de hazırsanız hep beraber dışarı çıkalım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeye hemen aşağıdan like atmayı unutmayın. Haydi gelin şimdi dışarı çıkalım. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi tren raylarının olduğu yere geldik. Göster bir bak, şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Aynısı bu tarafta da var, oraya da göster. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Thomas Eksen bizi böyle bir yere getirdi. Rayların olduğu bir yere. Niye buraya getirdi, niye böyle bir konum bıraktı bilmiyorum. Ama bir yandan da korkuyorum arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bir inceleyelim isterseniz. Sence Thomas niye bizi buraya getirmiştir ya? Bence burası tuzak, zaten kırmızı ışık da veriyor ileride. Bir ışık yanıp... Evet arkadaşlar, orada bu ışık yanıyor gördüğünüz gibi. Bu bir tuzak olabilir. O yüzden çok dikkatli davranmalıyız. İsterseniz yavaşça bakalım şurada arkadaşlar. Etrafı zaten görüyorsunuz, gerçekten çok korkunç. Bakın şu an bildiğiniz Thomas Eksen'in raylarının üstündeyim. Gerçekten yani her bastığımız adım tuzak olabilir arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli bir şekilde ilerlemeliyiz. Gel şöyle istersen şuraya bakalım. Çok dikkatli olsan da eğer tuzak olursa ölebilirsin. Gel. Arkadaşlar. Şu anda bakın çok ilginç bir yer gerçekten. Şuranın üstüne geldim. Sen de gel şöyle istersen, fazla rayda durmayalım. Belki Thomas Eksen bize tuzak kurmuş olabilir. Ama arkadaşlar bizi buraya getirdiğine göre bize bir şey bırakmış olması lazım. Etrafına bakıyorum. Daha hiçbir şey göremiyorum. Sence nerede olabilir ya? Ayağımızın altında bir şey var ya. Bir iz, bir şey var. Ben gördün mü bak. Of! Arkadaşlar! Nereden gördün bunu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir ok işareti var ve sanırım bu tarafı gösteriyor değil mi? Yani yanlış değil. Baksana mı sen de? Tabii çarpı göstermiyor. Arkadaşlar oraya gösteriyor. Yani Thomas Eksen gerçekten buraya bize bilerek bir şeyler bırakmış. Bir tuzak falan olabilir. Belki başka bir şey de olabilir. Belki Thomas Eksen'i görebiliriz. O yüzden bak, okun dediği... Kırmızı ışık da geride yanıyor. Bir şeyler yanıp duruyor. Ya. Harbi bak, orada bir şey oluyor. Belki orada olabilir. Bir işaret var aynen. Gerçekten çok korkuyorum. Arkadaşlar buraya doğru bir gidelim isterseniz. Demek ki yerde bir şey çıktığına göre bize yerde bir şeyler söyleyebilir. Yerlere iyi bakalım derken gördün mü? Kan var arkadaşlar. Buradan kan böyle geliyor. Abi inanmıyorum. Gördüğünüz gibi buradan kan geliyor bu şekilde. Baksana. Abi şu kana bak. Gözüküyor mu? Abi çok korkunç. Şunu bırakmak istiyorum. Belki virüslü bir şey olabilir. Bu tarafı gösteriyor arkadaşlar. Orada bir şey mi var yoksa bana mı öyle geliyor? Bir şeyler, kırmızı kırmızı kanlar damlıyor. Abi orada bir şey var arkadaşlar. Evet, var. Buradan Thomas Eksen her an gelebilir. Gerçekten korkuyorum. Gel gidelim abi. Oh şuna baksana, burada bir şeyler var.
Dikkatli o buraya tuzak, takılma. Tuzak. Bunlar tuzak büyük ihtimal tuzak. Arkadaşlar ama tuzağı bulduk. Ya o kan var. Aa! Kan abi var. Kan var arkadaşlar görüyor musunuz? Gerçekten kan var ve şu anda bizi oraya doğru götürüyor. Aşağı iniyoruz o zaman gelin. Abi bu ne ya? Şuna bakın. Bakın. Bu tuzak olabilir arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gerçekten şu anda çok tehlikeli bir yerdeyiz. Etrafa bakıyorum ama oha! Şuraya göstersene. Abi görüyor musun? İnanmıyorum. Bu Thomas Eksen'in işi arkadaşlar. Yaklaş bak. Görüyor musun? Bu Thomas. Bak şöyle dokunmadan çevireceğim. Abi gördün mü? Thomas Eksen arkadaşlar bakın. Her yer kan olmuş. Bakın akmış böyle yerlere falan. Abi inanmıyorum. Bu Thomas Eksen. Abi bu ne lan böyle? Konuşuyor mu acaba? Konuşabilir bilmiyorum. Arkadaşlar birkaç soru soracağım. Thomas Eksen bunu niye yaptın? Arkadaşlar cevap vermiyor görüyorsunuz. Biraz daha konuşmaya çalışacağım. Thomas Eksen beni duyuyorsan cevap ver. Arkadaşlar bizle konuşmuyor. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Böyle ıssız tren raylarının olduğu bir yerde neden böyle bir şey var? Abi inanmıyorum. Bu başkasının kanı mı olabilir? Bu ne arkadaşlar gördüğünüz gibi? Abi raylara çıkalım gel. Abi yok böyle bir şey yemin ederim ya. Abi inanmıyorum böyle ıssız bir yerde böyle olaylar yaşıyoruz. Bu şimdi anladım. Bu raylar Thomas Eksen'in rayları arkadaşlar. Ve buraya bizi bilerek getirdi. Amacı bizi buradan ezmek ve öldürmek. Sence de öyle değil mi? Aynen öyle. Zaten kırmızı ışık verip duruyor. Baksana orada abi, şeyler yanıp Thomas sanıyor. Her an gelebilir. Her an arkadaşlar olabilir. Bu Thomas'ı yukarı fırlatacağım ve yere geldiğinde bakalım bir şey olacak mı? Şimdi seninle beraber yukarı fırlatıyorum. Gözüküyor değil mi Thomas? Evet gözüküyor. Arkadaşlar Thomas Eksen'i yukarı fırlatıyorum. Şöyle attım. Ve abi bir şey olmadı galiba. Bakalım şöyle. Ay evet görüyorsunuz arkadaşlar Thomas Eksen hiçbir şey olmadı. Şu raylarda sürmeyi deneyelim bir yaklaşsana. Olabilir bir deneyelim. Arkadaşlar Thomas'ı gördüğünüz gibi raylara koydum ve şimdi sürmeyi deniyorum. Abi Thomas'ı şimdi sizlerle beraber süreceğim. Thomas beni duyuyorsan hareket et Thomas. Abi Thomas elimle itiyorum ama hareketlenmiyor. Her an her şey olabilir. Thomas hareket et Thomas. Arkadaşlar şöyle sürüyorum ama gördüğünüz gibi bir iş aramıyor. Lan tren rayları ses geliyor. Yo duyuyor mu? Tren rayları ses geliyor. Ses abi kaçalım ben buraya kaçalım. Kaç. Arkadaşlar daha deminki ışık kırmızı yanıyordu biliyorsunuz. Şimdi göstersene bak yeşilleniyor arkadaşlar bakın. Bakın abi. Sinyal değişti az önce kırmızıydı kanı gördük. Şimdi yeşil oldu ne olacak kim bilir. Arkadaşlar Thomas'ı raylarda sürtmeye çalıştık. Thomas'a seslendik. Onu çağırdık ve arkadaki ışık kırmızıdan bir anda yeşil oldu. Abi her an Thomas geliyor. Lan Thomas geliyor. Eyvah Thomas geliyor kaçalım. Ne yapacağız? Kapıyı çözdü. Lan bir ses geldi. Şu lanet olaylar bitmek bilmiyor. Bildiğiniz gibi gece 3'te Thomas Eksen'in içini kesmiştik ve bizi bir tane tren rayının olduğu yere götürmüştü. Orada hatta kanlı bir Thomas Eksen oyuncağı bulmuştuk. Ve bugün de Dark Web'de gezerken Thomas Eksen'in oyuncaklarını buldum. Ve bugün sizlerle birlikte Dark Web'e girip Thomas Eksen'in oyuncaklarını alacağız. Bu oyuncaklarla gece 3'te oynayacağız ve bakalım başımıza neler gelecek. Daha fazla Thomas Eksen hakkında videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videomuza like atmayı unutmayın. CDFC ailesinden bu videoyu tam tamına 3000 like bekliyorum arkadaşlar. 3000 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. 100.000 abone olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Kanalıma yeni geliyorsanız aşağı taraftan abone olup yandaki bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. O zaman daha fazla beklemeden haydi gelin Dark Web'e girelim ve Thomas Eksen'in oyuncaklarını alalım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Dark Web'deyim ve Thomas Eksen oyuncağını görüyorsunuz. Resimde gözüktüğü gibi kocaman bir paket içinde raylarla beraber geliyor. Rayları eğer olması gerektiği gibi takmazsanız bazı sorunlarla karşılaşırsınız diyor. Bu da demek oluyor ki oyuncak raylı ve üstünde Thomas Eksen'in olacağı bir oyuncak ve o rayları yerlerini düzgün oturtturmalıyız yoksa başımıza sıkıntılı şeyler gelebilir. Thomas Eksen çok tehlikeli bir dumanlı trendir. Görüyorsunuz Dark Web'de de söylüyor Thomas Eksen tehlikeli bir tren. Başınıza gelecek herhangi bir sağlık sorununu Dark Web Market üstlenmez. Yani bu oyuncakla oynarken ölebilirsiniz ama bu bizi ilgilendirmez diyor arkadaşlar. Ben sizler için bu oyuncağı alacağım arkadaşlar. Siz sakın denemeyin ve videoyu sonuna kadar izleyin. Aşağıdan like abonmayı unutmayın. Yakın
yakınınızda kendinizi savunabileceğiniz bir alet bulundurmanız önerilir. Yani Thomas X'e canlanıp saldırdığını ve kendinizi korumanız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu bak. Demek ki Thomas X'e gerçekten canlanıyormuş. O zaman ben bu oyuncağı satın alıp videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Oyuncak geldiği zaman kaydı tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar, tren seslerini duyuyor musunuz? Bu Thomas X'in sesleri olmalı. Galiba satın aldığımız kargo geldi arkadaşlar. Abi duyduğunuz gibi tren sesleri bir anda kesildi ve gerçekten bizim kargomuz geldi. Nasıl bu kadar hızlı geldi bilmiyorum ama şu anda Thomas X'e oyuncaklarımız şu anda bakın bu kapının arkasında arkadaşlar. Şimdi sizlere beraber o kapıya gideceğiz ve kapıyı açacağız. Bakalım nasıl bir şey bizleri bekliyor. Evet arkadaşlar, sizlerle beraber kapının önüne geldim ve fazla ses çıkarmamaya çalışıyorum. Eğer kapının arkasında birisi varsa bize tuzak kurabilir diye sessiz sessiz gitmeye çalışıyorum ve şu anda kapının önündeyim arkadaşlar. O zaman hazırsanız kapıyı açıyorum. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin ve görmediğim bir şey olursa dakikasıyla beraber yorumlara yazmayı unutmayın. Sizler de hazırsanız şimdi kapıyı açıyorum arkadaşlar. Haydi gelin. Haydi gelin arkadaşlar. Gerçekten çok gerildim. Umarım birisi bize tuzak kurmamıştır. Şu anda kapıyı açıyorum. Kapıyı açıyorum ve... Görüyor musunuz? Arkadaşlar bakın orada Thomas X'e oyuncağı var. Bakın görüyor musunuz? Abi size şöyle göstermek istiyorum. Abi bakın başka hiçbir şey yok. Kimse var mı? Bakın arkadaşlar kapının önünde kimse yok ve Thomas X'e oyuncağı burada. Bakın abi görüyor musunuz? Thomas X'e oyuncağı. Abi bunu almak istiyorum. Kimse gelmeden hemen şu şekilde kapıyı kapattım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şu anda Thomas X'e oyuncağı elimizde. Bu oyuncağı alırken gerçekten çok korktum arkadaşlar. Ya birisi bize tuzak kursaydı, ya bizi öldürmeye çalışsaydı ne olacaktı? Gördüğünüz gibi şu anda oyuncak elimizde ve şimdi sizlerle beraber bu oyuncağı açacağız. Bakın duyuyorsunuz içinde değişik değişik bir şeyler var. Sizlerle beraber bu oyuncağı açacağız ve bakalım içinde neler var. Hatta bununla bir oynayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Thomas X'in oyuncağını oynamak için güzel bir boş alan hazırladım ve bu kutuyu açacağız. Bakalım nasıl bir oyuncak çıkacak içinden. Gerçekten çok merak ediyorum. O zaman arkadaşlar fazla vakit kaybetmeden açmak istiyorum. Şu şekilde derken bakın. Thomas X'e buldum arkadaşlar, görüyor musunuz? Şöyle içinden çıkanları yakından göstereyim arkadaşlar. Daha sonrasında içinden böyle büyük bir şey çıkıyor. Oha! Görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle büyük bir şey çıktı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama sonra öğreniriz. Devam ediyorum kutunun içindekilere bakmaya. Şöyle Thomas X'in vagonunun arkası çıktı arkadaşlar. İçinde kömürler falan da var. Güzel yapmışlar bunu. Devam ediyoruz. İçinden raylar çıktı bakın. İçinden raylar çıkıyor arkadaşlar. Şöyle rayların devamı da burada bakın görüyorsunuz. İçinden bayağı bir ray çıktı. Şu, bu kağıt. İçinden bu çıktı arkadaşlar. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Ama içinden bu çıktı. Ve son bir şey kaldı arkadaşlar. Bu da. Bu ne lan? İçinden böyle 3 tane bir tren çıktı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunlar Thomas'a benziyor. Belki Thomas kılığında bize saldıracak düşmanlar olabilir. İçini göstereyim. Daha fazla başka bir şey çıkmadı arkadaşlar. Kutunun içi bu kadardı. Kutuyla işimiz bitti ve şunu böyle açalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sıra geldi parçalarını kurmaya. Bakın görüyorsunuz şu şekilde değişik bir şey var. Burada da bir başlatma butonu var galiba. Yok. Bakın görüyor musunuz? Çok değişik oldu. Bunun üstüne şu gördüğünüz kart var ya arkadaşlar. Şimdi o girecek. O kartı da şu şekilde buraya taktım ve gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Ve şimdi sırada bu var arkadaşlar. Bir tane rayı takıyorum. Hazırsanız şu şekilde şunun alt tarafına monteliyorum. Evet, monteledim ve şunu da şuradan verdik. Evet, ilk rayımız gördüğünüz gibi arkadaşlar başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci rayı takacağım arkadaşlar. Şu şekilde kartın arkasından getirdim. Şuraya sabitledim. Ve evet, bu da
takıldı arkadaşlar ve geriye sonrayımız kaldı. Şimdi de sonrayı takıyoruz. Şu şekilde şunu bağlayalım. Bir dakika, şunu alttan ver. Tamam. Şimdi şunu yukarıdan bağladık mı? Bu altına soktuk mu? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Thomas eksi, bakın şu şekilde hazır arkadaşlar, görüyorsunuz. Şimdi sizlerle birlikte buradan üstüne Thomas eksi'yi kaydıracağız. Bakalım neler olacak. Şöyle değişik bir şey gelmişti. Bunu açmak istiyorum arkadaşlar. Bu ne? Tom'a falan benzemiyor bu. Bakın 3 tane şey çıktı böyle ama Tom'a hiç benzemiyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, şu anda Thomas eksi'nin oyuncağını görüyorsunuz. Öncelikle şu elimde gördüğünüz trenlerden bir tane denemek istiyorum. Şunu şu şekilde aşağı koydum ve şimdi yanındaki düğmeye tıklayarak başlatıyorum. Bakalım hareket edecek mi? Oha! Görüyor musunuz? Bakın! Yukarı çıktı, bakın! Aa, burada takıldı. Burayı ittirmem lazım. Şunu ittiriyorum ve bakın! Lan yine takıldı. İttiriyorum. Haydi hareket et! Hareket et! Oha bakın! Çok iyi, görüyor musunuz? Kendi kendine dönüyor. O zaman arkasından bir tane daha koymak istiyorum. Şöyle koydum. Bir tane daha koyuyorum. Şunu ittirelim bu gitsin. Bir tane daha koyuyorum. Bir tane daha koyuyorum. Çıkıyor bakın. İttim. İttim. Hepsini ittirdim arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Oha çok eğlenceli gerçekten. Şu anda Thomas Axel'in oyuncağı, görüyorsunuz. Bakın hatta kendi kendilerini ittiriyorlar. Görüyor musunuz? Bakın. Geldik. Bunu da ben ittireyim şöyle. Hepsi geldi. Üçü bir gitti. Hop 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 hop. Oy. Gerçekten çok iyi. Peki bunu denesem ne olur arkadaşlar? Bunu denesem çöker mi acaba? Şöyle denemek istiyorum. Bak. Şöyle çökecek galiba. Olmuyor. O zaman bunu koyarsam tamamen yıkılır herhalde. Lan! Bir ses geldi. Yemin ederim arkadaşlar, bir ses geldi. Sizler duydunuz mu bilmiyorum ama dışarıdan bir ses geldi arkadaşlar. Kapı Allah'tan kapalıydı arkadaşlar, bakın. Ama dışarıdan ne olduğunu anlayamadım. Thomas'ın gülüşüydü galiba arkadaşlar. Umarım yanılıyorumdur çünkü gerçekten Dark Web'de yazdığı gibi Thomas oyuncaklarını oynadık ve gerçekten Thomas eksi evimize geldi. Arkadaşlar ne dersiniz, dışarı bakalım mı? Gerçekten korkuyorum. Thomas eksi geldiyse benim işim bitti arkadaşlar. Ama sizlerle beraber bakacağım. O zaman arkadaşlar haydi, zaman kaybetmeyelim ve dışarı bakalım. Gerçekten korkuyorum. Acaba gerçekten Thomas mı geldi arkadaşlar? Acaba gerçekten Thomas. Arkadaşlar şu anda Thomas eksi dahil hiçbir şey yok ve şöyle bakıyorum. Thomas burada mısın? Thomas! Abi yok! Daha demin sesler geliyordu ama şimdi sesler kesildi. Aa, Thomas eksi! Thomas eksi geldi! Abi kapat! Arkadaşlar daha demin Thomas eksi geldi ve bana saldırdı. Son anda kendimi buraya attım. Az daha ölüyordum ve kapıyı hemen üzerine kapattım. Abi şu oyuncaklar... Oyuncaklar olmuş. Arkadaşlar bakın sizlere gösteriyorum. Thomas eksi oyuncakları kırılmış. Oha çok kötü olmuş arkadaşlar. Bunu sizce kim yaptı? Abi inanmıyorum, bakın. Raylar falan tamamen kırılmış. Ve buradaki kağıt da yırtılmış arkadaşlar. Bunu kim yaptı? Thomas eksi. Thomas eksi sen mi yaptın? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Thomas eksi'nin oyuncakları da fazla oynayamadan Thomas eksi evime geldi ve oyuncakları kırdı. Bana da saldırdı. Az kalsın ölecektim. Ama elinden zor kurtuldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte gece 3'te Dark Web'den Thomas eksi'nin oyuncaklarını satın aldık ve başımıza gelenleri zaten siz gördünüz. Daha fazla Thomas eksi hakkında videoların devamını istiyorsanız aşağı taraftan videomuza like atmayı unutmayın. 100.000 abonelmamıza da çok az kaldı arkadaşlar. Kanalıma yeni görürseniz abone olayım. Yandaki videomu zilini açmayı unutmayın lütfen. O zaman bu videomuzun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir gece 3 videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Thomas eksi geçenlerde güvenlik kameralarına yakalanmıştı ve ölmemişti. Bugün de sizlerle birlikte Dark Web'den
ben lanetli Thomas X'e çocuk menüsü söyleyeceğiz. Bildiğiniz McDonald's'taki çocuk menüsüyle aynı ama bunu Dark Web'den gece 3'te söyleyince bu menü lanetli oluyor ve içindeki Thomas X'e bize zarar veriyormuş. Daha fazla Thomas X'e ile ilgili videonun devamını istiyorsanız aşağıda videomuza like atmayı unutmayın. GDF ailesinden bu videoya tam tamına 10.000 like bekliyorum arkadaşlar. 10.000 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman daha fazla beklemeden hadi gelin Dark Web'den lanetli Thomas X'e menüsünü sipariş edelim. Evet, şu anda Dark Web'e girdik ve lanetli Thomas X'e menüsü şu anda karşımızda. Bakın, görüyorsunuz şu şekilde çocuk menüsü arkadaşlar ve şimdi sizlerle bunu sipariş edeceğiz. Ama açıklamasında McDonald's'ın bilinmeyen lanetli Thomas X'e çocuk menüsü yazıyor ve bu gerçekten McDonald's'a satılıyormuş ama bunu Dark Web'den aldığımız zaman başımıza kötü şeyler geliyormuş. Bakalım bu videoda başımıza neler gelecek. Ve şimdi eğer hazırsanız bu menüyü sipariş edeceğiz ve daha sonrasında gelmesini bekleyeceğiz. Hazır mısın kanka, sipariş ediyorum. Hazırım. 3, 2, 1 ve bastım arkadaşlar, şu anda menünün siparişini verdim ve hep beraber gelmesini bekliyoruz. Geldikten sonra kaydı tekrardan başlatacağım. Duydun mu sesini? Duydum. Arkadaşlar bir 30 dakika falan oldu menüyü sipariş edeli ve şimdi dışarıdan sesler gelmeye başladı. Gerçekten bir korkmaya falan başladım. Kanka sen de korkuyor musun lan? Korkuyorum. Abi yemin ederim galiba siparişi şimdi gelmiş olması lazım. Şimdi sizlerle birlikte kapıya bakacağız ve bakalım gerçekten sipariş gelmiş mi? Kanka hazırsan çıkıyoruz o zaman. Hazırım. Abi şimdi yavaşça kapıyı şu şekilde açtım. Baksana kanka, bakayım birisi var mı abi? Çok korkuyorum gerçekten. Yok değil mi şu an? Yok. Abi kimse yok ve şimdi yavaş bir şekilde çıkacağız ve kapının önüne siparişimizi alacağız. Kanka hazırsan uçurum o zaman. Aç aç. Abi sesler de kesildi bir yandan, umarım Thomas X'e bize tuzak kurmamıştır. Ve şu şekilde kapıyı açıyorum arkadaşlar. Bir şey görebiliyor musun lan? Yerde gelmiş. Oha, yerde mi? Oha! Abi yemin ederim Thomas X'e menüsü gelmiş, görüyor musunuz? Abi inan, bir dakika kapıyı kapat. Abi kapıyı şu şekilde kapat ve kilitledim kanka. Bir bak, kapıyı kilitledim ve Thomas X'in çocuk menüsü gerçekten gelmiş. Aa, burayı da kapatmanız abi. Kapat burayı, kapat. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Dark Web'den sipariş verdiğimiz Thomas X'in çocuk menüsü şu anda elimize geldi. Kanka bu nasıl bir şey? Ne vardı lan acaba içinde? Açalım bakalım. Abi evet, bunu açmamız lazım arkadaşlar. Şimdi isterseniz bunu açalım. Gel kanka şöyle gel. Gel. Şuraya koyalım. Yaklaş kanka. Açıyorum kanka. Hazır mısın? İçine bak. Umarım bir şey çıkmaz bir anda. Açıyorum. Kanka dikkatli ol. Açıyorum. Açtım. Bir şey çıkmadı galiba lan. Abi çok garip bir menü gibi duruyor ve içinden şöyle bir patates aldım. Çocuk menüsünden çıkan normal patates gibi gözüküyor ama şöyle bir tadına ilk sen bakacaksın kanka, ben bakayım. Bakayım ben. Aa sen bak kanka, sen ye. Ver hatta kamerayı bana. Kanka ye bakayım, tadı nasıl? Kötü bir şey var mı kanka? Çok kötü ya. Yemin et. Çok kötü. Kötü mü lan gerçekten? Çok kötü, sen de dene. Ben de mi yiyeyim? Oğlum bir şey olmaz değil mi bak yersen? Bir şey olmaz ama çok kötü tadı. Bir tane alıyorum o zaman. Şöyle bir bakıyorum ya sana. Oğlum bu gerçekten kötü lan. Bir kusmuk tadı geliyor, sen fark ettin mi? Çok ekşi bir tat var, çok kötü. Yemin ederim çok kötü bir tat var arkadaşlar, bir dakika. Abi şimdi bakıyorum şöyle bir şey. Bu ne lan bu? Abi! Menünün içinden bir kağıt çıktı ve bakın burada benim kanalımın resmi var, görüyor musunuz arkadaşlar? Oğlum ne alaka lan bu? Bir kurtulmalısın falan. Oğlum aşağıda açalım, şunu açalım. Bu neymiş? Ölümcül labirentten kurtulmalısın yazıyor, gördün mü? Abi bakın burada benim kanal resmim var ve burada da Thomas X'e var arkadaşlar. Bu bulmacayı çözmemiz lazım. Abi şöyle bir bulmaca var ve bakın kalemi de aldım. Şimdi bunu çözelim. Gel kanka şöyle. Abi bakın başlama yeri burası ve şimdi buradan başlıyoruz abi. Ve buradan yol iki. Nereye gitsek kanka acaba? Düz mü gitsek? Bence buradan gidelim. Burada ha? Kaktüs var. Aynen, kaktüs var. Bence buradan devam edelim şöyle. Oğlum bir daha yol ayrı. Nereye gideceğiz? Düz mü gideceğiz, aşağı mı gideceğiz? Düz gidelim. Aşağı gidersek aynı yola giriyoruz. Aa evet, o zaman düz gidelim. Devam edelim arkadaşlar şöyle. Düz gidiyoruz. Yol tekrar. Nereye gideceğiz kanka? Düz mü, sola mı? Bilmiyorum hiç ya. Kanka ben düz gideceğim ya. Şöyle düz gidiyorum hala. Ve buradan abi yine geldi. Nereye gitsek? Burada aşağı ineceğim bu sefer. Ve tekrar şöyle kaktüs var ama şöyle geçtik. Şimdi buradan gidiyoruz. Ve bakın bunları tamamladık. Bakın Thomas X'e geldik. Bakın buradan başladık ve böyle Thomas X'e geldik. Bulmacayı çözdük arkadaşlar şu şekilde. Ve acaba ne olacak kanka? Bakın arkasında da böyle kanlı işaretler çıktı. Ve bulmacayı tam... Sesleri duyuyor mu?
Evet. Yemin ederim ses geldi. Bakalım lan be. Bakalım. Bir dakika, gel. Abi yemin ederim dışarıdan ses geldi. Dikkat et. Gel kanka sen bak şu aradan bak, gel. Açacağım kapıyı. Şöyle yaklaş bakayım, bir şey var mı? Gel bakayım. Var mı bir şey? Yok galiba lan. Hiçbir şey yok. Oğlum niye, nasıl o ses, duydun mu ama ses değil mi? Duydum. Bu taraftan geldi galiba. Buradan mı? Evet. Gideyim mi oraya? Dikkat et. Tamam gel abi. Işığı yak önce, ışığı yak. Tamam ışığı yakıyorum şöyle. Şuna ışığı yaktım. Ve kimse gözükmüyor. Balkonda bakalım mı? Oğlum balkona bakalım, gel. Abi yemin ederim ses geldi dışarıdan. Ve şu şekilde. Bir şey yok kanka, bak göstersene, bir şey yok. Oğlum bir şey gördün mü sen? Hayır görmedim. Oğlum ben de görmedim ama ses geldi değil mi? Duydun bak sesi. Duydum. Abi inanmıyorum, yemin ederim bu Thomas X olmalı kanka. Lan Thomas geçti. Yemin et. Evet salondan geçti. Salondan mı? Evet. Emin misin? Eminim. Bir koş gel bakalım. Buradan geçti mi Emis? Evet. Oğlum nerede o zaman Thomas? Yok ki. Oğlum eminsin gördün. Eminim gördüm, buradan geçti. Kapıyı kapatalım o zaman, gel. Abi kapıyı kapattık ve Thomas buradan geçti mi bak, eminsin? Evet geçti. Oğlum bir dakika, şu menüler ne olmuş? Abi menünün içinde başka şeyler de varmış, göstersene bak. Bak abi görüyor musun? Burada bir hamburger var lan. Kanka bu hamburgeri sen ye istiyorsan. Tamam. Sen ye kanka, gel ver bana kamerayı. Beraber yiyelim ya. Bence sen ye kanka hamburgeri, al. Hamburgeri sen ye kanka, aç. Aç abi aç. Ulan bir şey mi var içinde? İçinde Thomas var. Oğlum nerede Thomas lan? Abi gerçekten Thomas. Oğlum ne yapacağız biz? Bunu yemeyeyim ya ben. Oğlum arkadaşlar gördünüz değil mi? McDonald's menüsünden içinden Thomas X'e çıktı. Ve ne yapacağız kanka bunu? Abi bilmiyorum bunu. Bence yiyelim kanka. Bir ısırık alsana bakayım. Bir ısırık alıyorum. Bir ısırık al. Umarım bir şey olmaz. Bir şey olmaz herhalde ya. Abi al bakayım. Bir şey oldu mu kanka? Ne oldu lan? Çok kötü bunun, iğrenç. Yemin et. Çok kötü. Nasıl iğrenç lan? Çok acı. Abi yer, ne yapacağız kanka? Patatesten de kötü bunun tadı. Patatesten de kötü. Kanka İğrenç. Thomas bunun içinde başka ne var? Bakın burada raylar falan var, görüyor musunuz? Kanka o zaman bu rayları birleştirip Thomas'ın üstünden geçirmemiz lazım. Yapalım. Abi tut kanka sen kamerayı ve şimdi rayları birleştirip Thomas'ı oradan geçirmemiz lazım. Şu şekilde rayları aldım ve gel kanka gel. Şöyle gidelim ve buradan yere koyalım. Hepsini birleştirelim kanka. Arkadaşlar şimdi tüm parkuru tamamladık ve son parça kaldı. Şimdi onu da takıyorum. Şu şekilde bakın. Abi taktık ve Thomas'ın parkuru hazırdı. Tom nerede kanka lan? Menünün yanında. Aa onu unuttuk. Ay şeyi unuttu. Lan menünün yanında çıkan oyuncağı açmayı unuttu. Evet. Abi gel bak, görüyor musun? Bak kanka menü var burada. Abi şimdi çıkardım ve açıyorum kanka, hazır mısın? Hazırım. Aa böyle bir şey var. Umarım bunun içinde kötü bir şey çıkmaz. Ve şunu da şu şekilde açtım ve böyle bir şey çıktı kanka. Bu ne lan? Abi bu Talking Tom'un arkadaşı olabilir mi? Bakın hatta bu da Dotson. İsmi Dotson'muş. Abi bu sizce niye, ne arkadaşlar? Bu niye çıktı? Yorumlara yazın. Bence bu Talking Tom'un arkadaşı olabilir. Böyle bir şey çıktı içinden. Abi bu da lanet de olabilir. Bunu şimdilik geri koyalım buraya. Ve bunu şöyle kapatalım. Bakın görüyorsunuz abi. Thomas X'in menüsü. Ve Thomas'ın oyuncağını şimdi aldık. Parkurdan geçirmeye geldik. Gel kanka yaklaş. Şöyle koydum parkura. Abi hazır mısın? Hareket ettiriyorum kanka. Hareket ettir. Tamam yaklaş kanka. Hareket ettiriyorum. Abi şöyle hareket ettiriyorum. Bak şu an rayların üstünden geçiriyorum abi. Şöyle bak abi, duyuyor musun? Abi gel. Bakın parkuru sonuna kadar yapıyoruz arkadaşlar. Bakın parkur bitti ve Thomas X'e şu anda elimizde tüm parkuru tamamladık. Bakın şöyle göstereyim. Parkuru tamam. Duydun mu? Duydum. Tren sesi geldi böyle. Tren. Ne? Çuf sesi geldi. Duydun mu kanka? Çuf. Şunu bırakalım ve dışarı bakalım mı lan? Bakalım. Abi inanmıyorum, gel kanka. Şöyle baksana bir kan kamerada, bir şey var mı orada? Var mı lan? Var mı? Yok. Abi yok galiba. Lan ne yapacağız, ne yapsak lan? Oğlum çıkalım ses, bakalım. Oğlum ama ses geldi. Ya oradaysa, bize tuzak kurduysa? Geri saklanırız buraya. Abi bilmiyorum, bir şey olabilir. Abi ben korkuyorum, ben gidemem kanka, sen git ya. Ben de korkuyorum, sen git ya. Oğlum ben gidemem, sen git, ben seni çekeyim, bir şey olsa yardıma gelirim. Taş kağıt makas oynayalım o zaman. Tamam o zaman, taş kağıt makas kaybeden gitsin aynen o zaman. Taş, kağıt, makas. Kaybet, sen gideceksin kanka, hadi ver kameraya. Evet, şimdi kanka ben sana yardım edeceğim, merak etme. Aç şöyle, git kanka. Git, ben sana yardım edeceğim. Edeceksin değil mi? Edeceğim. Bir şey var mı? Bir şey gözüküyor. İyi bak kanka etrafa. Var mı lan bir şey? Hayır yok. Nasıl yok oğlum? İyi bak lan. Boş burası. Oğlum emin misin? Evet. O zaman ses nereden geldi? Şu anda Umut'u kaçırdı. Umut sana yardım edebilirim, özür dilerim. Abi şuraya gir. Hemen kapat.
yapsak da ne yapsak da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Thomas Ekse Umut'u şu anda kaçırdı. Ve Umut şu anda arkadaşlar yardımlarınız lazım. Bu videoyu sizlerden efsane like patlaması bekliyorum. Dediğim gibi bu videoya 10.000 like gelirse Thomas Ekse'nin işini bitireceğiz. O zaman bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 3, 2, 1 ve kutuyu açıyorum arkadaşlar. Bakın kutunun içinde Thomas Ekse var. Bugün tekrardan Dark Web'e giriyoruz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda Thomas Ekse kapımızın üstüne Dark Web'e girmemizi ve oradan Thomas Ekse satın almamızı söylemişti. Ve bugün de sizlerle beraber gece 3'te Dark Web'den Thomas Ekse satın alacağız. Bugünkü Dark Web videosu diğerlerinden çok farklı olacak. Çünkü bugün bir trend satın alacağız. Daha fazla Thomas Ekse hakkında videolar istiyorsanız aşağıdan videomuza like atmayı unutmayın lütfen. GDFC ailesinden bu videoya tam tamına 4.000 like bekliyorum arkadaşlar. 4.000 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. 100.000 abone olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Kanalıma yeni gelenler aşağı taraftan abone olup yandaki bildirim zilini açarsa gerçekten çok mutlu olurum. O zaman daha fazla beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayar başına geçtim. Dark Web'e girdim ve Thomas Ekse şu anda karşımda. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Görmediğim veya duymadığım bir şeyler olursa dakikasıyla beraber yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman hazırsanız Dark Web'e geçiyoruz. Thomas Ekse. Bu tren satın alındıktan sonra baş belası bir lanet oluyor. Thomas Ekse'yi sakın yalnız bırakma. Gördüğünüz gibi Thomas Ekse'yi sakın yalnız bırakma yazısı büyük yazılmış. Diğerlerinden büyük yazıldığına göre demek ki Thomas Ekse'yi yalnız bırakmayacakmışız. Ama tabii ki biz onu yalnız bırakacağız ve bakalım yalnız kaldığında bize neler yapacak. Odaya girdiğinde Thomas Ekse kaybolacak. Bir an önce onu bulman lazım. Yoksa sana tuzaklar hazırlayıp seni öldürecek. Demek ki Thomas Ekse'yi yalnız bırakırsak oradan kaçıyormuş ve bize tuzaklar hazırlayıp bizi öldürmeye çalışıyormuş. Thomas Ekse'yi sizler için satın alıp bunu deneyeceğim arkadaşlar. O yüzden videoyu izleyen herkes like atarsa gerçekten çok mutlu olurum. Ve son olarak gece 3'te Thomas Ekse evine geliyor. Bol şans. Gördüğünüz gibi son olarak Thomas Ekse gece 3'te evimize geliyormuş arkadaşlar. Bir önceki videomuzda evime gizlice girmişti, onu görmemiştim. Bulmacalar falan bırakmıştı. O videoyu da ilk altından veya videonun sonundan ulaşarak izleyebilirsiniz. Şimdi Thomas Ekse satın alıyoruz ve gördüğünüz gibi fiyatı 100.000 lira. Mouse'umu görüyorsunuz ve şu anda satır alın üstüne getirdim ve basıyorum. 3, 2, 1 ve bastım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Thomas Ekse'ye 100.000 lira vererek satın aldık ve şimdi onun gelmesini bekleyeceğiz. Abi yemin ederim kapı çaldı. Duydunuz mu arkadaşlar? Umarım kameraya gelmiştir. Abi ne çabuk geldi lan bu Thomas Ekse, ne çabuk. Arkadaşlar o zaman hiç beklemeye gerek yok ve hemen kapının önüne doğru gidiyorum. Şu anda bakın evde kimse yok ve kapının önündeyim, görüyorsunuz. Şimdi kapıyı açacağım ve Dark Web'den gelen Thomas Ekse kutusunu alacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. O zaman hazırsanız kapıyı açıyorum arkadaşlar. Umarım birisi yoktur kapının arkasında. Gerçekten korkuyorum. Tuzak falan varsa ne yapacağım bilmiyorum. Ve kapıyı açıyorum arkadaşlar. Kapıyı açıyorum. Kapıyı açıyorum. Abi kutu var. Gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten Dark Web'den Thomas Ekse kutusu gelmiş. Ulan birisi var mı acaba? Şöyle bakıyorum. Kimse var mı? Kimse yok galiba arkadaşlar ve birisi gelmeden hemen kutuyu almak istiyorum. Abi kutuyu aldım, bakın kutu şu an elimde ve kapıyı şu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Kapat abi, kapat, tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutuyu aldık ve kapımızı kapattık, bakın. Abi içinde bir şeyler hareket ediyor, hareket ediyor abi. İçinde bir şeyler hareket ediyor abi. Hemen kutuyu açmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten kutunun içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, şu anda kutu elimde ve bakın. Çok değişik bir şey var içinde ve hareket ediyor arkadaşlar. Hareket etmesine bakın bakın şimdi. Bakın.
İçinde yemin ederim hareket eden bir şey var arkadaşlar. Ve şimdi kutuyu açıyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1 ve kutuyu açıyorum arkadaşlar. Ve açtım. Ne var lan, kutu boş mu lan? Ay kutu. Oh, abi Thomas Hex'e var kutunun içinde. Bakın. Bakın kutunun içinde Thomas Hex'e var arkadaşlar. Hex'e var. Kutunun içinden Thomas Hex'i çıkartıyorum arkadaşlar. Sadece Thomas Hex'e var ve şimdi kutunun içinden onu soktum ve çıkartıyorum arkadaşlar. Ve işte Thomas Hex'i arkadaşlar. İşte Thomas Hex'i. Bakın arkadaşlar, gerçekten Thomas Hex'i şu şekilde gelmiş. Bakın, görüyor musunuz? Çok korkunca benziyor. Çok korkunç. Madem Thomas Hex'e geldi arkadaşlar, o zaman deneye başlayabiliriz. Şimdi salonun önüne geldim ve Thomas Hex'i karanlık bir odada bırakacağım. Ve daha sonrasında kapısını kapatacağım. Geri açtığımda bakalım Thomas Hex'e orada olacak mı? Şimdi karanlık bir odaya geldim ve elimdeki Thomas Hex'i koyacağım. Öncelikle ışığı açayım arkadaşlar ve bakın, Thomas Hex'i elimde arkadaşlar. Sizi de çok korkunç durmuyor mu? Çok korkunç durmuyor mu? Arkadaşlar şu anda Thomas Hex'i koydum masaya ve uzaklaşıyorum arkadaşlar. Uzaklaşıyorum ve ışığı kapattım. Kapıyı da kapatacağım. Sizce arkadaşlar Thomas Hex'i sizce gerçekten kaybolacak mı? Şimdi kapıyı kapatıyorum arkadaşlar. Bakın Thomas Hex orada, görüyor musunuz? Mavi bir şey var. Bakın Thomas Hex orada ve şu şekilde kapıyı kapatıyorum arkadaşlar. Evet, kapıyı kapattım, görüyorsunuz. Thomas Hex'i şu anda bu kapının arkasında tek başına ve sizce Thomas Hex'i orada mı duracak, yoksa oradan kaybolacak mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve şimdi isterseniz 3 kere Thomas Hex'e diyelim ve kapıyı açalım. Siz de benimle beraber deyin arkadaşlar. Haydi başlıyoruz. Thomas Hex'e. Thomas Hex'e. Thomas Hex'e. Şimdi kapıyı açıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok korkuyorum. Şu anda kapıyı açtım ve ışığı açıyorum arkadaşlar. Acaba Thomas Hex'e orada mı? Ve arkadaşlar Thomas Hex'e kaybolmuş, gördünüz mü? Gördünüz mü? Thomas Hex'e kaybolmuş arkadaşlar. Yemin ederim buradaydı. Siz de gördünüz zaten. Sizler de gördünüz. Thomas Hex'e oradaydı. Ve şu anda kaybolmuş arkadaşlar. Kaybolmuş. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Thomas Hex'e kaybolmuş arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Yemin ederim masaya koymuştum. Ve şu anda Thomas Hex'e yerinde yok arkadaşlar. Demek ki kaçmış. Thomas Hex'e kaçmış. Arkadaşlar nerede olduğunu görüyorsanız lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Abi hemen evi aramak istiyorum. Hemen bulmak istiyorum onu. Çünkü şu anda bize tuzaklar hazırlıyor. Eğer bulamazsak beni öldürecek. Arkadaşlar nerede acaba? Yardım edin lütfen. Biliyorsanız yorumlara yazın. Abi her yere bakmak istiyorum. Thomas Hex'e neredesin? Lütfen cevap ver. Thomas Hex'e. Abi yok Thomas Hex'e. Yok yok. Abi yok, burada da yok. Arkadaşlar Thomas Hex'e gerçekten yok. Abi kapının arkasında falan mı acaba? Nerede? Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten Thomas Hex'e şu anda yok. Diğer odalara falan bakmak istiyorum. Acaba nerede? Abi sessiz olun. Thomas Hex'i buldum. Sessiz olun, sessiz olun arkadaşlar. Thomas Hex'i şu anda karşıda, bakın. Bakın orada arkadaşlar, bakın. Thomas Hex'i burada arkadaşlar. Görüyor musunuz lan? Görüyor musunuz? Bakın Thomas Hex'i. Arkadaşlar bu buraya nasıl geldi lan? Nasıl buraya geldi oğlum? Thomas Hex'i burada değil miydi arkadaşlar? Kafayı yiyeceğim, kafayı yiyeceğim. Gerçekten bir şeyler oluyor bana. Neyse. Şimdi Thomas Hex'i alıyoruz arkadaşlar. Lan. Thomas Hex'i nerede arkadaşlar? Galiba buradaydı ama. Abi gördünüz siz de. Arkadaşlar yemin ederim sizlere de gördünüz değil mi? Thomas Hex'i bir anda kayboldu arkadaşlar. Abi daha demin buradaydı ama lan. Hiçbir şey yapmadım ve kayboldu arkadaşlar. Nerede bilmiyorum. Abi lütfen Thomas Hex'i görüyorsanız yorumlara yazın. Gerçekten şu anda nerede bilmiyorum. Ve arıyorum abi, nerede olabilir bu Thomas Hex'i? Nerede olabilir ya? Abi ben bittim, ben bittim, ben bittim, ben bittim. Şu anda Thomas Hex'i bana tuzak hazırlıyor. Ve nerede olduğunu bulmam lazım. Lütfen Thomas Hex'i görüyorsanız dakikasıyla beraber yorumları yazmayı unutmayın. Abi salona geri mi geldi acaba? Nerede olabilir bu ya? Nerede olabilir? Kafayı yiyeceğim. Nerede arkadaşlar bu ya? Aha! Vallahi buldum arkadaşlar. Vallahi buldum. Thomas Hex'e bakın. Ses çıkarmayın. Arkasından çekeceğim. Bakın gizli gizli çekiyorum ve Thomas Hex'e burada lan. Burada, burada. Susun, susun. Arkadaşlar alsam mı lan? Abi bakın. Thomas Hex'e burada, şu anda burada duruyor.
Abi çok korkunç değil mi sizce? Çok korkunç değil mi? Abi tamam. Thomas'ı alıyorum abi. Thomas'ı şu şekilde aldım. Lan oy. Aldım ve bakın. Şu anda Thomas eksenimde arkadaşlar. Tamam. Şu anda elimizde ve bize bir şey olmayacak galiba. Abi ama bir şey olursa ya tuzaklar hazırladıysa çoktan ya tuzaklar hazırladıysa ne yapacağım ben? Arkadaşlar Thomas ekseden nasıl kurtulabilirim bilmiyorum. Lütfen siz bir şeyler biliyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın ve gördünüz. Gerçekten Thomas X'e kaçtı, saklandı, bize tuzaklar bile hazırladı ve başımız beladan. Oğlum tren sesi geliyor lan, ne oluyor lan? Thomas X'e geldi.